geçtiğimiz 10 gün Türkiye açısından eşi görülmemiş, dünyada da çok az rastlanabilecek bir diplomasi trafiğinin örneği olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakereler, ardından Rusya ile yürütülen Soçi'deki müzakere, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaştığının net bir göstergesi oldu. Sahada ve masada gösterilen kararlılık, Barış Pınarı Harekatı ile başlayan terör örgütünü bu bölgelerden uzaklaştırma hedefinin stratejik olarak elde edildiğini göstermektedir. Tabii Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yürüttüğü müzakere çerçevesinde varılan mutabakat, Türkiye'nin milli güvenliğinin korunması bakımından başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik olarak oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen bu müzakere süreci bütün dünya tarafından bir başarı olarak kabul edilmektedir. Türkiye'ye muhalif olanlar, Türkiye'ye düşman olanlar, Türkiye karşısında PYD-YPG terör örgütünü destekleyenler, Türkiye'nin elde ettiği bu başarı karşısında kendi hükümetlerini PYD-YPG terör örgütünü yeterince korumamakla suçlayarak iç siyaset gündemini devam ettirmektedirler. Türkiye sınırına, Türkiye-Suriye sınırına mücavir alanda 30 kilometrelik derinlikte artık terör örgütü unsurları bulunmayacaktır. Bunun devamı olarak yine Münbiç ve Tel Rifat'tan bütün YPG unsurlarının çekilmesi temin edilmiş olacaktır. Aynı şekilde Kobane'den de terör örgütü unsurlarının çekilmesi temin edilecektir. Bunun ötesinde terör örgütü üzerine kurulan bütün planlar boşa çıkarılmıştır. Kuşkusuz her zaman olduğu gibi bunun açık kaybedeni terör örgütüdür. Terör örgütü kaybedecektir ve kaybetmeye devam edecektir. Bu operasyon başladığında Türkiye'ye karşı sözler edenler, bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan, yani oralarda katliam gerçekleştireceğimizden bahsedenler, yani bu kara propagandaya imza atanlar, bu yalan makinesini yeniden çalıştıranlar bir kere daha mahcup olmuşlardır. Tabii terör örgütüne yakın siyasi odakları hiçbir şekilde burada kayda değer bulmuyoruz. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Cumhurbaşkanımız Soçi'de siyasi müzakere yürütürken ortaya koyduğu tavır maalesef trajik bir tavırdır. Burada her zamanki gibi Türkiye bir başarıya imza atarken, bir siyasi mücadele verirken Salı günü orada Soçi'de en önemli Türkiye'nin yürüttüğü müzakere alanlarından bir tanesi en yoğun bir şekilde yürütülürken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı burada yaptığı grup konuşmasıyla bir siyasi sabotaj gerçekleştirmeye çalışıyordu.